O yüzden duruma göre bakarız. Dünyanın en büyük hapishanesiymiş. Buraya giren çıkamıyormuş. Hadi bakalım. Küçükken Türkiye'yi daha renkli görürdüm. Sanki her şey daha renkliydi. Siz de bir hatırlamaya çalışın. Sevgi, saygı vardı. Herkes birbirini severdi. Birlik vardı. Galiba ben şanslı bir zamanda, şanslı bir evde büyümüşüm. Bunu sonradan anladım. Ya konuyla alakalı mı bilmiyorum ama dün Twitter'da bir tane video gördüm. Yani bu ülkeye karşı birazcık zaten nasıl derler? Belli başlı yerlerde ümidimi kesmiştim ama bu sefer tam kestim galiba. Siz de görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Bir tane spor salonunu basıyor adam araç kesmek için. Evet Ondan ya. sonra çocuğun önüne falan duruyor, çocuğuna bir şey olmasın diye. Yemin ederim var ya, inanılmaz üzüldüm amına koyayım. Adam bir de vefat etmiş galiba. Allah rahmet eylesin. Araç kesiyorlarmış adamdan. Adam da vermek istememiş. Sonra adam da mekanı basmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi. Bir de yani Haziran'da olan olaymış. Yeni kamera görüntüleri gelmiş de. Yani hani millet para kazanmak istediği zamanlar artık kazanmıyor. Çok kötü bir durum ya vallahi. Artık Türkiye'de giderek artan şiddet olaylarından sıkıldım. Ve buna bir çözüm bulamayışımızı da hiç anlamıyorum. Babası eve sinirli geldiğinde evden kaçanlar. Annelerini kaybedenler. Evlerinden kovulanlar. 30'unda hala şiddet görenler. Biliyorum burada olduğunuzu. Kimseye anlatamıyorsanız bile gelin burada yorumlarda anlatın. Anlatın ki birbirimizi tanıyalım. Destek olalım burada birbirimize. Ben de yeni bir seriye başlıyorum. Şiddet olaylarına çözüm bulmaya çalışan ülkelere gidip bunu nasıl yaptıklarını size göstereceğim. İlk durağımız dünyanın eski cinayet başkenti olan San Salvador. Dünyayla devam edeceğiz. Now we're gonna head to El Salvador. 508 people have been killed only this month alone in El Salvador, the most violent country in the world. On Wednesday, citing over 2,000 arrests made in just 4 days. Quiere decir que también las condiciones de este centro penal pueden llegar a ser inhumanas y degradantes. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. El Salvador ülkeymiş amına koyayım. Bazılarınız bunu fazla bulabilir. Ama dünyada cinayetin, insan Yok hiç fazla değil. kaçırmanın kötü şeyler yaptılarsa daha kötülerini hak ediyorlar amına koyayım. Kadına şiddetin merkezi olan bir ülkenin nasıl bütün kirlerinden temizlendiğini size göstermek istedim. Bunun için ülkemizden 11 bin kilometre uzakta olan El Salvador'a gidiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve aramıza katılmak isteyenler için katıl da bana destek olmayı unutmayın. San Salvador. 2015 yılında nüfusuna oranla dünyanın cinayet başkentiydi. Bu durumun ortaya çıkmasında dünyanın en tehlikeli çetelerinden ilk ikisi olan Barrio 18 ve MS-13'ün El Salvador'da operasyonlarını yürütmesi etkili oluyordu. Birbirleriyle rekabet halinde olan bu çete... Ulan bak ben bu hareketleri yapıyorum bak beni sikecekler ya. Çetelerin savaşında sıradan El Salvadorlular hedef alınıyordu.
Ocak 2023'ten bu yana bütün bu ben kaos. Ben Meksika'ya uğramayayım ya. Sesot. Dünyanın en büyük hapishanesi. Meksika ne alaka bu ülkeye, pardon. Dünyanın Amerika'da en bir şey yaparlar mı ya? Şehirden 75 kilometre uzakta 165 hektarlık bir alanda tutuluyor. Mahkumlar sürekli izleniyor. Hapishanede 850 güvenlik kamerası bulunuyor ve 6000 gardiyan görev alıyor. Güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanıyor. Ve ben de bugün oraya gidiyorum. Sesot'a giden yollarda sıkı güvenlik önlemleri. Apokalipse burası Prison Life 2 oyunu değil ha. Ben gene. Bir de bu ya, bir de gerçek hayatta ölünce bir daha doğmuyorsun, haberin olsun. Ben kaçarım diyorum buradan. Bulunuyor. Plakası sistemde kayıtlı olmayan hiçbir aracın bölgede ilerlemesi mümkün değil. Aylar süren bir çalışmanın sonunda Sesot'a, yani dünyanın en büyük hapishanesine girebilmek ve içerideki hayatı size gösterebilmek için sonunda izin alabildik. Bir de Apo'ya önce İmralı'dan kaçsın yazdı. Oğlum bu şaka. Oğlum siz bana mı sikeceksiniz belasını, bak yapmayın. Vallahi vuracaklar Apokalipseri ya. Kafayı yediniz iyice amına koyayım. Vallahi Apokalipseri en son vuracaklar amına koyayım. İlk karşılaştığımız şey telefon sinyallerinin kesilmiş olmasıydı. Ve şu anda Sesot'tayız. Burası dünyanın en büyük hapishanesi. İçeride tam 40 bin suçlu var. Ve bu suçlular normal suçlular değil. En azılı çeteleri içeride tutuyorlar. Ve bugün size buradaki bütün süreci göstereceğim. Neden bu kadar önemli bir hapishane olduğunu göstereceğim. Hapishaneye nasıl giriyorlar? İçerideki insanları siz de görünce anlayacaksınız. Buradaki suçlular gerçekten hiç normal değil. Ayrıca buraya girmek ve sizlere gösterebilmek için gerçekten çok ciddi aşamalardan geçtik ve izin alması hiç kolay olmadı. Neden kolay olmadığını da içeri girince anlayacaksınız. Alperen'e suç mu işliyor? Bueno, una vez más, buenos días, bienvenidos al centro de confinamiento del terrorismo. Privaciones de libertad, sujetos que tienen condenas hasta más de 1000 años ahí. El hecho de que los vayan a ver bien sometidos, hasta la vestimenta blanquita, no quiere decir que son unos angelitos. En estos momentos vamos a dar inicio, pero para eso necesito que todos los objetos metálicos, necesito que depositen ahí. Hapishaneye girmeden önce tüm kişisel eşyalarımızı emanete bırakıyoruz. Los objetos los pueden colocar acá. İlk güvenlik noktasından sonra X-ray'den geçtik. Ardından havaalanlarında gördüğümüz bir tarama makinesinde tekrar kontrol edildik. Burası dünyanın en güvenlikli hapishanesi olduğu için defalarca kez üstünüzü arıyorlar ve çok fazla güvenlik noktaları var ve hali... Ulan amına kodum sala, götüne ne sokabilirsin ki? Silah. Silah götüne mi sokacaksın? Götüne AK-47 mi sokacaksın abi? Ne sokacaksın? Lan götüne, lan götüne AK-47'yi siktir et, götüne Glock soksa sence sokabilir mi? Ay ufak pistoller var böyle. Onlardan. E kardeşim götüne öyle şeyler alabiliyorsan siktir git, eskort ol, paranı amına koysa da. Harbiden amına koyayım ya. Bak arıyorlar da atış yerde. Açık varmış o bidama gidince. Vallahi bak. Dediği lafa bak amına koyayım ya. Lile içeri gir. Bir şey de sokabilirsin. Ya ne sokacaksın oğlum, ne sokacaksın? Uyuşturucu. Ya, sigara migara sokar hani. Tamam ya, uyuşturucu soktum buraya. Ne yapacaksın? İçer. La adamlar Mac çok zaman alıyor. İçtin ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Yine fark değil mi? Gel. Çete faaliyetleri nedeniyle yakalanan suçluların süreçleri ise çok daha farklı. Yerel karakol ve hapishanelerde toplanan suçluların üzerleri defalarca kez aranıyor. Ardından beyaz kıyafetler giydirilen suçlular otobüslerle Sesot'a. Bu eleman beni çok korkuttu ya. Yani terörizmle mücadele merkezine getiriliyor. İsimleri okunan suçlular sırasıyla hapishaneye alınıyor. Suçlular son derece gelişmiş güvenlik sistemlerinden geçtikten sonra iç organlarına kadar abi, tarama yapabilen yüksek teknoloji ürünü cihazlarla kontrol ediliyor. Bu sayede saklanabilecek her türlü yasaklı madde tespit edilebiliyor. Lolcu mu bunlar? Şimdi daha önce hiç içeri bir şey sokulmaya çalışılmış mı ve yakalanmış mı diye soracağız. Acá en el secot no.
Pero hace un par de años atrás, cuando no contábamos con este tipo de tecnología, una de las modalidades que utilizaban las organizaciones terroristas era que utilizaban a sus mismos miembros, a sus familiares, para introducir cosas vía oral, vía vaginal o vía anal. Pero ahora, gracias a toda esta tecnología, nosotros podemos detectar a tiempo. Gerçek kimlikleri konusunda sık sık yalan beyan veren mahkumlar için de güvenlik önlemleri alınmış. Parmak izi ve fotoğraf eşleşmesi sağlanarak daha önceki suç kayıtlarına da kolayca ulaşılıyor. Generalmente cuando un sujeto, un delincuente es capturado, no porta documentos y este le da cualquier nombre a las autoridades. Pero si hay un antecedente, si hay un registro delincuencial, automáticamente nosotros tenemos la verdadera identidad. Bunlar bir CS zarar ha. Çete üyeleri kimlik tespitlerinin ardından geri kalan hayatlarını geçirmek üzere bu hücrelere alınıyor. Buraya girenler bir daha asla dışarı çıkamayacaklar. Bu hapishanedeki çete üyelerinin görüş günleri de yok. Parte de toda la organización delictiva de la estructura, aún desde el contexto de encierro, utilizaban a las visitas, a las familias, para poder enviar cualquier dato para cometer delitos. Ve ömürleri boyunca buradaki gardiyanlar dışında başka kimseyi göremeyecekler. 10 numara. İnsan bunu öğrenince üzülüyor. Ama içerideki sadece birkaç çete üyesinin bile yaklaşık 200'den fazla sivilin öldürülmesinden sorumlu olduğunu öğrenince empati yapmayı bırakıyorsunuz. Sesot hapishanesindeki görevli polisler uzun mesai ve vardiyalarda dinlenme ihtiyaçlarını hapishane içindeki koğuşlarda karşılıyor. Tıraş oldukları ve kıyafetlerini ütüledikleri özel alanlarda mevcut. Fiziksel kondisyonlarını koruyabilmeleri için bir spor salonu da hapishanenin içinde yer alıyor. Ellos en su tiempo libre vienen acá a hacer un poco de ejercicio. La parte física es fundamental para cualquier operatividad que nosotros tengamos ahí. Pero no solo contemplar la parte de la salud física, sino también la parte mental, la parte emocional. Sesot hapishanesinin etrafını saran 9 metre yüksekliğindeki devasa duvarlar elektrikli tellerle donatılmış. Böyle bir yere gitseydi ya. Ney? Adil diyorum, gardiyan olacaktı ya. Adil'e verseydik böyle bir yere. Adil torpil aldı ya oğlum. O yüzden gitmez o gardiyanlar. Tutulmuş durumda. Adil'e buradadır. Yaklaşık 50 metrede bir yerleştirilen güvenlik... Bir daha da söylemeyeceksin. Ne yapıyorsunuz? Aris bir falan mı diyecek adam? Yani Adil mi gardiyan oldu senaryo düşsenize bir. Falan yapacak böyle oradakilere. Kulelerinde ise gardiyanlar nöbet tutuyor. Bu sayede hapishane güvenliği en üst düzeyde tutuluyor. Buranın elektrik sistemi de farklı farklı yerlerden çekilmiş. Yani herhangi bir gelir elektrik kesintisine karşı, herhangi bir saldırıya karşı kendi elektriklerini farklı yerlerden idame edebiliyorlar. De igual forma, tenemos una cisterna que tiene la capacidad de abastecer agua y poder seguir operando hasta una semana. Su zehirlenmesi ya da işte suya herhangi bir zehir katılması gibi yöntemler daha önce dünyanın başka yerlerinde denendiği için buna karşı önlemler de almışlar. Şimdi hapishanede eğer ki bir isyan çıkarsa buradaki gardiyanların kullanacağı ekipmanları göstereceğim size. Birçok silah ve ekipman burada hazır halde bekliyor. ¿Qué hacemos al interior? ¿Cómo? Requisas selectivas, intervenciones en celda, algunas actividades. Es el armamento más común utilizado al interior. Olası bir isyan durumundaysa ilk müdahaleyi yapabilmeleri için özel donanımlı kıyafetleri de mevcut. Es lo principal para abordar la situación que se esté dando allá en el interior. Mahkumlar hücrelerinden çıkarıldıklarında hareketlerinin tamamen kısıtlanması için kelepçelenirler. Bu görmüş olduğunuz kelepçeleri kullanıyorlar. Bir tarafını ayaklarını diğer tarafına. Ban yapıp çıkarım oradan. İçin, eğer ki... Baba siz hayatı nasıl görüyorsunuz? Ban yapıp çıkarım oradan ne ya? Bu kelepçelerle hızlı hareket etmeye çalışırlarsa kısmi felç oluyorlarmış. Bu insanlar çok ciddi suçlular arkadaşlar. O yüzden en yüksek güvenlik önlemlerini almışlar. Bunlar normal insanlar için değil, gerçek azılı katiller. Açılır basit. Peki El Salvador nasıl bu hale geldi? Distinguished members of the Congress, honored guests and my fellow Americans.
Soğuk Savaş döneminde El Salvador'un bütün toprakları ve zenginliği sadece 14 ailenin elinde toplanmıştı. Aşırı yoksulluk ve eşitsizlik bir iç savaşı tetikledi. Arka bahçesinde komünist bir rejimin yükselmesinden rahatsız olan ABD, toprak sahiplerinin kontrolü... Aman ABD bir yerden eksik alır mı ya? Aman. ...ündeki Aman. Salvador hükümeti ve ordusunu destekledi. Salvador hükümeti, ülkedeki yetişkin erkek nüfusunun büyük bölümünü yok etti. Binlerce çocuk yetim kaldı. Şehir merkezlerinde toplanan çocuklar bir süre sonra şiddet ve yoksulluktan kaçabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek zorunda bırakıldı. ABD'de Los Angeles şehrine sığınan çocuklardan büyük bir çoğunluğu çetelerin şiddetiyle karşılaştı. Onlar da ABD'li çetelerden korunabilmek için kendi çetelerini kurdular. Los Angeles'ta kurulan MS-13 ve Barrio 18 olarak bilinen bu çeteler dünyanın en tehlikeli çeteleri haline geldi. Ulan yeni çıkan GTA 6'daki karakterler şey miydi? Meksikalı mıydı? Ben mi öyle hatırlıyorum? Hikayesi öyle bir şey miydi galiba? He? Değil mi? Asiktir. Olayı bilenler, olayı bilmeyenler. S13 and many other gangs. They said they're people. They're not people. These are animals. MS-13 ve Barrio 18'i büyük bir tehdit olarak gören ABD hükümeti suça karışan bütün El Salvadorluları ülkelerine sınır dışı etmeye başladı. İç savaştan henüz yeni çıkmış El Salvador hükümeti bir anda binlerce çete üyesinin ülkeye girişine şahitlik etmek zorunda kaldı. El Salvador hükümeti ve ordusundan çok daha iyi organize olan bu çete üyeleri ülkenin kontrolünü ele geçirmişti. El Salvador'un kaderi Nayib Bukele'nin iktidara gelmesiyle değişti. Dedesi Filistin kökenli bir Osmanlı vatandaşı olan El Turco, yani Türk lakabıyla tanınan Nayib Bukele ülkede sıkı yönetimi ilan etti ve çetelere karşı çok sert önlemler aldı. Todas las personas que ustedes ven acá son esas 1450 nuevas tropas que van a ingresar a la guerra contra las pandillas. Bu süreçte dövmeler kanıt sayılarak 60 binden fazla kişi tutuklandı ve Sesat hapishanesine getirildi. Bana yapıyorlar. Hapishanenin kurulmasıyla suç oranlarında çok ciddi bir düşüş yaşayan El Salvador'da devlet başkanı Nayib Bukele Ekim ayında ülkenin tam 365 gün boyunca cinayetsiz bir yıl geçirdiğini Twitter'da kutladı. Vallahi doğruysa helal olsun. Şimdi mahkumların olduğu yere doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şunu düşünmenizi istiyorum. Burada birçok insan hayatında başka hiçbir yeri görmeyecek bir daha ve işledikleri suçlar yüzünden belki 18 yaşından sonra artık sadece hayatlarını burada geçirecekler. Gerçekten film gibi bir şeyin içindeyiz şu anda yani. Kendimi çok garip hissediyorum. Artık oraya geldik. Bu kapının ardında mahkumlar var. Bütün ömürlerini burada geçiriyorlar. Bakalım nasıl bir yerde geçiriyorlarmış. Hep birlikte görelim. Gracias. Dünyanın en azılı suçlularıyla aramızda yalnızca demir parmaklıklar vardı. Hepsi pür dikkat beni izliyordu. Dışarıda birbiriyle aynı amına koyayım. Çatışma halinde olan bu çete üyeleri hapishanede aynı hücrelerde kalıyor, aynı kıyafetleri giyiyorlar. Burada Eray, sana bu konu hakkında bilgi vereyim. Bu mahkumların hepsi burada hayatını geçirmiyor. Bazı ülkelere satılıyor. Savaş için eğer savaşırlarsa özgür kalıyor. O neymiş ya? Artık aynı düzenin bir parçası haline gelmişler. Bir şey diyeceğim, bunlar Sesot hapishanesi öldürmüyor.
Ne? Öldürecek cisim yok. Ya bunlar bir amına koyayım yumruğu var, eli var ya. Yani birbirlerini öldürmüyorlar mı acaba içeride? İlla öldürüyorlardır bence. Vardır illa da. Hanesinde tüm gardiyanlar kendilerini ve ailelerini korumak amacıyla yüzlerini gizliyor. Yakın koruması olmayan herkes içeride maske takıyor. Kameramanlarımızın bile maske takması durumun ciddiyetini bize daha iyi gösterdi. İçeri girdiğimiz andan itibaren tüm mahkumların da maske taktığını gördük. Aynı çeteden diyorlar. Bunun hijyen amacıyla olduğu söylendi ama bana kalırsa bu maskeleri sadece çekim için takıyorlar. Her zaman kullandıklarını düşünmüyorum. Ve mahkumlar da oldukça meraklı bir şekilde kameraları gördükleri için onlar da bizi izliyor. Eğer ki bize bir şey söylerlerse kesinlikle konuşmamız onlarla yasak. Sesot Hapishanesi'nde mahkumlar 32 hücreli bölümlerde kalıyorlar. Her hücrenin 100 kişilik kapasitesi var. Mahkumların beslenmelerinde et ve tavuk kullanılmıyor. Yemek dağıtımı gardiyanlarca gözetleniyor. Mahkumlar her yemeğin sonunda tabaklarını burada kendileri yıkıyor. Duşlarını da yine burada herkesin içinde alıyorlar. İçme sularını ise burada bulunan mavi varillerden karşılıyorlar. Olası bir isyanda yangın çıkarmalarını önlemek için koğuşlarında yatak bulunmuyor. Mahkumlar demir ranzalarda yatıyor. Mahkeme süreçleri ise bildiğimizden çok farklı. Ve şu anda da arkamda bir mahkum var ve burada mahkemeye giriyorlar aslında. Burada görmüş olduğunuz ekranlardan buradaki mahkemelere bağlanıyorlar. Yani mahkemeye dahi olsa bu duvarların ardından çıkmaları kesinlikle yasak. MS-13 ve Baryo 18 çete kültüründe dövmeler özel bir yer tutar. Kişi çetedeki konumunu, rütbesini ve çeteye bağlılığını dövmeleriyle gösterir. Bir çete üyesi dövmeleriyle ne kadar tehlikeli ve şiddet dolu bir hayatı olduğunu açıkça ilan eder. Bizim çakallara var. Yüz ve boyun bölgesi gibi görünür yerlerdeki dövmelerse çetede yüksek bir konumda olduğunu gösterir. Yani sadece yüksek konumda olan çete üyeleri yüzlerine dövme yapma hakkına sahiptir. Bunun için yüzünde çete dövmesi olan birisinin bir iş yerine veya bir eve gelmesi ölümün oraya geldiği anlamını taşır. Yani herkes yapamıyor bunu. Bu dövmenin anlamları yıllarca çete üyelerinin arasında bir sır olarak kaldı. Ama yıllar süren mücadelenin ardından yetkililer bu dövmelerin anlamlarını öğrenmeyi başardı. Gördüğünüz dikenli tel dövmesi, çete üyesi olmayanların köleleştirmesi gerektiğini belirten bir semboldür. Bu dövmeye sahip çete üyesinin insan alıkoyma, insan kaçırma suçu işlediğini gösterir. Bir çete üyesinin palyaço dövmesinin olması birden fazla polis öldürdüğü anlamını taşır. Çete üyeleri bu dövmeye sahip kişilere hapishanede veya dışarıda çok saygı duyar. Örümcek ağı, çetenin büyümesi anlamını taşır. Bu dövme, kişinin çeteye yeni insanları katılması alanında çalıştığını gösterir. Gözyaşı damlası, çete üyesinin birden fazla sivilin yaşamına son verdiği anlamını taşır. Üç gözyaşı damlası ise sayısını bilmediği kadar sivilin hayatına son verdiğini gösterir. İki elin kavuştuğu dua işareti, çete üyesinin böylesine kötü bir hayat yaşadığı ve insanlara yaşattığı için annesinden özür dilediğini sembolize eder. Şu anda günlük spor aktivitelerini yapıyorlar, açma germe yapıyorlar. Bütün gün burada oldukları için, oturdukları için ve demir bir plakanın üzerinde uyudukları için bunları yapmaya ihtiyaçları var. Ve günde sadece yarım saatleri var bu hareketleri yapabilmek için. Onun dışında her zaman hücrelerinin içindeler. Evet, bu görmüş olduğunuz mahkumlar hücrelerine girmek için bekliyorlar. Her şey hazır olana kadar tamamen duvara dönük, başları eğik ve elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde beklemek zorundalar. Hazır olduktan sonra da onları içeri alıyorlar. Mahkumların çıkıp dolaşabilecekleri bir avlu yok. Hücrelerinden yalnızca zorunlu fiziksel aktiviteler, manevi ve dini rehabilitasyon... Oğlum böyle bir
Ya ülke hani bizim ekonomimiz bunlara göre daha iyi değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Şimdi böyle bir hapishane yapmışlar. Bizim amına koyayım bu hapishaneler niye kıraathane gibi? 01 aklıma geldi bir. Hatırlayayım mı? Vallahi bir villayı var. Aklıma şimdi bir onu bir düşündüm ya bir. 01'de Gio amına koyayım bir yere giriyordu. Oradan şey yapıyordu. Aklıma o geldi ya. Bir biz de yapalım şöyle bir. Bir korksun ya bir insanlar bir şu hapishaneden ya. Rehabilitasyon eğitimleri ya da tıbbi ihtiyaçlar için çıkabiliyorlar. Doktor randevuları hemen hücrelerinin önünde gerçekleştiriliyor. Doktorla bile temaslarının olmaması gerekiyor. Dolayısıyla uzağa oturtuyorlar. Ayaklar ve eller kelepçeli. Buradaki suçlular gerçekten arkadaşlar çok çok azılı mahkumlar. Yani ne yapabileceklerini onlar da kestiremiyor ve dolayısıyla önlemleri en üst düzeyde tutuyorlar. Bu suçlular içerideler. Ama Türkiye'de de hala kendi içlerine hapsolmuş sapık ruhlu insanlar var. Ve aramızda dolaşıyorlar. Onları gördüğünüzde korkmayın. Çünkü asıl korkaklar onlar. Yapamayız çünkü Avrupa İnsan Hakları politikası var. Sadece şiddetten anlıyorlar. Bunu bir yerde kesmemiz lazım. Ve kestiğimiz yerde onlar olacaklar. Estas son las celdas de aislamiento. Que aquí nosotros podemos encerrar a un sujeto por alguna falta que haya cometido y con una lámpara nosotros podemos identificar el estado de salud del interno. Una celda completamente oscura, no tiene luz, no tiene ventilación, el único orificio que tiene es el que está arriba. Consta nada más de una pila, su sanitario y la cama de cemento. Ve şu anda izolasyon odasındayız arkadaşlar. Buraya cezalı mahkumlar geliyor. Buraya hiçbir ışık girmiyor. Tamamen karanlık. Sadece tepede ufak bir boşluk var. Oradan gündüz mü yoksa gece mi olduğunu anlıyorlar. Ellerini burada yıkıyorlar. Ve şurada da tuvalet var. Şu anda pis. Burası aktif kullanılan bir yer. Yani bütün günü burada geçirdiğinizi düşünsenize, hatta bütün ömrünüzü gerçekten zor. Şu anda size elimdeki ışığı kapatınca buranın ne kadar karanlık olduğunu göstereceğim. Yiyeceğim.